152, 137, 245 ve 354 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlamamız istenmiş. Yani, yüzün katlarından bu sayılara en yakın olanı bulmamız isteniyor. O zaman hadi, hepsini tek tek inceleyelim. Buraya bir sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrumuzda 100, 200, 300 ve 400'ün yerini işaretledim. Bu sayılar 100'ün katları. 500, 600, 700 diye devam edebilirim. 152 ile başlayalım. 152 sayı doğrusunda nerede olur? 100 ile 200'ün orta noktası olan 150 burada. 152 de bunun biraz sağında olacak. Burası 152. 152'yi yuvarlayabileceğimiz sayılar neler? 100'ün 152'den büyük olan katı 200. 100'ün katlarından 152'den küçük olansa 100. 152'yi bu sayılardan hangisine yuvarlamalıyız? 100'e mi yoksa 200'e mi? Aşağı mı yuvarlayacağız yoksa yukarı mı yuvarlayacağız? 100'ün en yakın katına yuvarlamak istiyorsak, aşağı mı yoksa yukarı mı yuvarlayacağımızı bulmak için, yüzler basamağının sağındaki basamağa, yani onlar basamağına bakacağız. Kural, bir önceki videomuzda ele aldığımız ona yuvarlama kuralıyla aynı. Bir sağdaki basamağa bakıyoruz. Eğer bu basamaktaki değer 5'e eşit veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlıyoruz. 152 sayısını en yakın 100'e yuvarlayacağız. 100'ün bir basamak sağında onlar basamağı var. Onlar basamağındaki sayı 5 veya 5'ten büyük. Demek ki 152'yi yukarı yuvarlayacağız. 152'yi 200'e yuvarlıyoruz. Bunun son derece akla yatkın olduğunu, sayı doğrusuna baktığınızda da görüyorsunuz. 152, 200'e daha yakın. 152, 200'den 48 birim uzakta. 100'den ise 52 birim uzakta. 152'yi 200'e yuvarladık. Şimdi videoyu durdurarak, 137'yi ve buradaki diğer sayıları, 100'ün hangi katına yuvarlayacağımızı düşünmenizi istiyorum. Pekala. Şimdi birlikte devam edelim. 137 sayı doğrusunda burada olacak. Evet, iki seçeneğimiz var. 100'e yuvarlayabiliriz. 137'den küçük olan 100'ün katı bu. Veya 137'yi 200'e yuvarlayabiliriz. 137'den büyük olan 100'ün katı da bu. Sayı doğrusuna bakarak 137'nin 100'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Yuvarlama işlemini yapabiliriz. Veya karar vermek için kuralımızı uygulayabiliriz. Yüzler basamağının sağındaki basamağa, yani onlar basamağına bakacağız. Eğer onlar basamağındaki sayı 5 ise veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlayacağız. Eğer onlar basamağındaki sayı 5'ten küçükse aşağı yuvarlayacağız. 137 sayısında onlar basamağındaki sayı 3. 3, 5'ten küçük. Demek ki aşağı yuvarlayacağız. 137'yi 100'e yuvarlıyoruz. Şimdi 245 sayısına bakalım. Sayı doğrusunda 250 burada. Demek ki 245 de yaklaşık olarak burada olmalı. Kuralımızı uygulayalım. 100'e yuvarlamak istiyorsak, yüzler basamağının sağına, yani onlar basamağına bakacağız. Birler basamağına bakmaya gerek yok. Onlar basamağındaki sayı 5 ise veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlayacağız. Eğer 5'ten küçükse aşağı yuvarlayacağız. 245 sayısının onlar basamağındaki sayı 4. 4, 5'ten küçük. Dolayısıyla aşağı yuvarlayacağız. 100'ün katlarından 245'e en yakın olan ve 245'ten küçük olan hangisi? 245'i 200'e yuvarlıyoruz. Sayı doğrusunda bakalım. 245'i yukarıya, 300'e yuvarlayabilirdik. 245'i aşağıya, 200'e yuvarlayabilirdik. Kesinlikle 200'e daha yakınız. Kuralı uyguladığımızda da aynı sonuca ulaştık. Onlar basamağında 4 var. Onlar basamağındaki sayı 5'ten küçük, aşağı yuvarladık. Evet, son sayımız 354. Sayı doğrumuzda 350 burası. Demek ki 354 de burada olacak. 354'ü aşağı yuvarlarsak 300'e, yukarı yuvarlarsak 400'e gideriz. Hem kuralı uygulayarak hem de sayı doğrusunu kullanarak 100'ün katlarından hangisinin 354'e daha yakın olduğunu bulalım. 354'e en yakın 100'e yuvarlamak istiyoruz. Onlar basamağına bakmalıyız. Yuvarlayacağımız değerin bir sağındaki basamağa bakıyoruz. Eğer onlar basamağı 5 veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlayacağız. Bu 5 veya 5'ten büyük kuralına uyuyor. Demek ki bu sayıyı yukarı yuvarlayacağız. 354'ü 400'e yuvarlıyoruz. Sayı doğrusuna baktığımızda da 354'ün 400'e daha yakın olduğunu görüyoruz. 354, 300'den 54 birim uzakta. 400'den ise 46 birim uzakta. 400'e daha yakın.